geliyor, kurt geliyor. Aoo. 16 TL, 110 TL tantuni. Google 24K izlemiş. İyi izlemişsin lan, YouTuber mu oldun? Keşfete düşmüş. Evet evet oldum. Ben Google. Bugün Trisong olarak yeni kontentimiz. Kasnak çeneyi almaya gidiyorum. Oradan da Ali'yi alacağız. Ucuz pahalı tantuni çekeceğiz. İnşallah hastanede bitmez sonumuz. Hadi bakalım. Şimdi kasnak çeneyi almaya gidiyorum. Kasnak çene mi? Evet, kasnak çeneyi bu gözüktü. Kasnak çeneyi bu şuradan geliyor. Lan ne oluyor? Ya amına koyayım Ali, daha da fulleseydin. Ya Ali. Ali sen mi editledin değil mi bunu? Evet abi, nasıl olmuş? Ha nasıl? Ne güzel olmuş ya. Ya müziği dayamışsın amına koyayım ISOT'u. Baba en yüksek müzikli vlog en iyi vlog olmuyor ki. Ayarlasaydın oğlum ya bunu sesini, bunu öğren artık ya. Çağrı beni nasıl atladın yuh yahu. Atlamadım, hepsine baktım ya. Yetişmiyor diye. Devamına bir dakika bakacağım. Daha atmayın ama. Çağrı abi o zaman biraz kısık izle abi. Daha var böyle. Tamam kardeşim, sağ ol. İbo gelişle. Ne yapayım? Ne yapayım ya, seni bekliyorum. Kayıtta mıyız? Kayıtlıyım. Oo, Boğazova teknolojiden alınmış İbo ürünler. İbo. Efendim. Bu çenenin burası ne? Wolverine hayranıyım da. İki ihtimali var. Bir orada sakalcım, iki Yahudilik. Orada çünkü olmaz. Şöyle uzuyor ya. Oğlum bu saç baş. Rüzgardan. Bu rüzgardan, rüzgardan. Bayağı rüzgü fırtınadan. Arkadaşlar. Evet arkadaşlar, şimdi Ali'yi almaya gidiyoruz. Gugucan geçişimizi ver. Gugucan burada malafat. Ali'yi almaya geldik. Evet Ali burada. Oğlum ne yaptınız ya güzelim ya. Ali. Şimdi size KK'yı darlama seviyemi göstereceğim. Dallıyoruz. KK'yı darlama seviyem. İnşallah çarpmam amına koyayım. KK'yı darladım. Evet arkadaşlar, Ali'yi almaya geldik. Hangisi lan Ali? Durakta olması lazım. Hani? Evet, Ali şu an geliyor. Aha Ali geliyor. Ali'nin tipine bir bakalım. Aa ne kadar tatlı. Lan Ali ne ya, kadar evet. Mutlu gelmişsin amına koyayım ya. Harbi mutlu. Sol elinle niye vites atıyorsun lan? Mutluluk. O. Sen yürürken vites mi atıyorsun? O bir de kalktı, 2-3'ü attı şimdi. Bugucan. Ali. Ali. Lan Ali temiz yüzlü de bir çocukmuşsun lan. Hayran Ali rolleriyle buluşuyormuş gibi. Lan ben seni var ya kapkaçı zannediyordum ha. Ses tonundan. Oğlum Jon Snow değil mi ya Çağrı? Jon Snow da değil de. Polyana Çağrı'ya benziyor ya. Aa evet. Ali şu anda bu etkinliğe katılmış olmanın verdiği bir mutluluk var Ali'nin üstünde, fark ettiyseniz. Evet evet. Acayip mutlu. İnanılmaz mutluluk var üzerinde maşallah. Seni o sen o burnunu sikeyim. Maşallah. Kamera tutuşları bile. Birinin çenesi, birinin burnu. Birinin ben sorma amına koyayım ya. Bir altın oranı sahip bir çalışanım yok. Üçü birleşti mi altın oran oluyor. İlla birisinin bir yeri bozuk olsun maşallah diyelim. İçleri düzgün olsun. Yok bu arada yüzleri de güzel lan. Bay yakışı biz. Taşak geçiyorum, gerçekten tipsiz olsa taşak geçmem. Selam Ali. Kegri Clips. Ali koptum ya. Evet, Trisom ekibi toplandı arkadaşlar. Siz ilk defa mı buluştunuz lan? Evet. Evet, 5 senedir ilk defa. Vay şimdi evet, abi, çadım çok yapmaya gidiyoruz. Ufak bir sikiş dönemi. Şimdi ucuz orta pahalı tantuni için... Hala dik çekmişim. Aa bugün K-Drop evet. Çekilişi yapacağım. K-Drop çekilişi yapacağım. Gelmiş şey. Gümreğiyle Mr. Donut'a gidiyoruz. İbo buldu. Amına ke. 5 liralık tantuni yiyeceğiz. Bakalım inşallah ölmeyiz. Evet, şimdi mekana geldik. Mr. Donut Usta mekanın başında. Ama çok kalabalık, biraz kalabalığın gitmesini bekliyoruz. Lan Ali'ye bak lan sen. Maşallah. Maşallah lan. Bu parmaklarla mı yapıyorsun lan editleri? Oo kardeşim. Saati nereden cukkaladın lan? Boğazova teknoloji. Lan yok, onu abim satıyor ya. Nasıl yani? Bedavaya aldım. Abim ticarete girdi de. Aha, çalıntı saat.
satılır. satılır. Replika aramızda kalsın. Oğlum Mario Chalesus takın amına koyayım. Niye zatıyorsunuz? Ustam isim neydi? Osman. Osman. Evet. Osman usta. Kaç yıldır bu işi yapıyorsun ustam? Yaklaşık 20 yıl falan oldu. 20? Evet. Maşallah ustam. Ustam peki fiyatlar niye bu kadar ucuz? Fiyatlar niye bu kadar ucuz? Çok şükür kurtarıyor bizi. Güzel. Yani az olsun. Ne kadar abi tavuk tantuni? Tavuk tantuni şu an 16 lira. 16 lira. 16 lira. Dürüm de 15 oğlum, liraydı. Çok iyi lan 16. Tavuk dürüm. 16 lira. Tavuk tantuni evet. He? Evet. Tavuk tantuni peki tavuk mu? Tavuk harbiden tavuk. Tadı çok iyi ha. Yok, gezen tavuk. Yediniz mi yani? Yedik yedik. Ha, koyuyor yani içine baya. Yedik başla. Hani içine et koyuyor yani. Başla bak anlayacaksın. İbo bayıldı diyor. Çağır ama video çekiyoruz ya biraz çok koydu. Onu biraz azaltırsın izlerken gözünde. Tamam. Vay be. Arkadaşlar bulamaz. Bayağı da pideyi de bayağı sünnetledi yani harbiden. Evet. Ustam sen matematik dersi aldın değil mi ilkokulda? Bir an hata yok. 16 lira. Bak bu yemek videosu çekenler niye ustaları hakaret eder gibi girip de ondan sonra tatlıya bağlıyorlar? Adamı niye bak... tribe soktunuz oğlum ya? Adamı niye zorbaladınız? Bak gerçekten bütün yemek videoları çekenlerde bu var. Ustam sen ne yaptığını farkında mısın amına koyayım? Ustam neler yaptı bu? Bize vitamin yaptın. Hani cümlenin ikinci kısmı olmasa kavga ve gürültüye gidebilecekken ustam sen ne yapıyorsun? Ya ne yapıyorum? Ya sen bize vitamin yapıyorsun ustam. Seninki de biraz Google öyle olmuş yani. Adam hakaret eder gibi girmişsin evet, yani. Evet. Klinik işletiyor. Şifayı görüyorsunuz. Ustam şifa hazırlıyor burada. O ne lan? Lan oğlum ne yaptı bu? Bu biraz fazla abi. 16 liraya 16 tane mi koydu tavuk? Ya Google sana dedim ki adama diyelim videodayız bol koy amına koyayım ya. Oğlum doğal olsun ya. Ustam klinik işte. Oğlum bak şu son kaşıkta hiçbir şey koymadı. Hiç koymadı. Son kaşık o dönercilerin de blöfudur hocam o. Tantun içilerin dönercilerin blöfu. Siz misiniz oğlum siz? O son kaşığı bir daha böyle alıyorlar ki sen psikolojik olarak biraz daha koyuyor zannediyorsun. Hiç evet, koymadı. Evet biz yedik bu arada. Ama lezzet yağ mı? Baksana şu ekmekteki yağ mı? Bak koymadı. Koymadı oğlum. O son kaşık var. Hayır abi. Hayır. Oradaki tavuğun havasından birazcık da pideye döktü aslında o. O da lezzet verdi mi? Dürüme lezzet verdim, verdi amına koyayım. Öyle bakacaksın. Klinik işletiyor. Burada halka şifayı bulmuş. Yani bizimki halka hizmet, gençler yesin diye. Aynen öyle. O ne güzel atıyorlar falan böyle. Bu devirde hiçbir şey. Bakın sihirbaz bu adam, sihirbaz. Ne döküyor lan? Yağ mı? Ne lan o? Su ya. 16 liraya tantuni. Yıl 2023. Okrabaz bir tane. Osman abi kaç yıldır bu işi yapıyorsun? Ya sordun ya. Lan aynı soruları niye sordun? Adamı kitleyeceksiniz ya. Sanki milyonluk kanalmış gibi adam ya, bir şey yaptınız ya. Bir şey söyleyeceğim. Amına koyayım İbosu. Vlog'a gidiyorsun. İki tane soru hazırlık gelseydin. Ya bir soruyla çıkmışsın yola. Videoda toplam 16 kelime var. Bu işin kitabını yazdım. Lezzet olarak. Ay valla seni çok yani. Övdüler. Aynen kesinlikle. Yalnız ustaların nasıl... bütün videoları izlemiş, bütün videolardaki ustaların laflarını ezbere söylüyor farkında mısın? Aynen aynen. Biz bu işin kırtapını yazdık hepsi. Aynı cümleler. Bir de bir rap gelmek istiyorum. Adam da beklenti yükseltmiş. Lan niye biplediniz? Lan nerede ama gidemeyeceğiz mi? Oğlum sizin Allah bildiği gibi yapsın ya. Sosyete Zalı Pazar'ın karşısında MR Donald Santini Döner Salonu. MR Donald. Evet. Mr. Donald. Mr. Gelmek Donald. İsteyen arkadaşlar. Gelmek isteyen arkadaşları bekliyor. 16 TL iş. Bak şurada biraz kalmış onu dışarı ittirdi amına koyayım. Atıyor harbiden ya. Bak dışarı öyle böyle kar ediyor abi bu adam. Bak şurada son o şeyle kepçeyle elindekiyle şöyle dışarı ittirdi onları. Katmadı. Bak şimdi. Taneyle koyuyor oğlum bak. İsteyen arkadaşları bekliyor. 16 TL iş. Bu lezzeti veriyoruz. Tam şifa yapıyor. Evet. Harikalar yaratıyor. Evet. Bak Ale'nin güzel sorusunu yakalayın. Ustam isim nereden gelmişsin? Dedesinin ismi amına. Şaka yapıyor. İzle. Ustam isim nereden geliyor? Ustam nereden geliyor?
Rahmetli dedenden geliyor. Ne diyorsun oğlum sen? Rahmetli dedesinin adı Mr. Donuts mıymış amına koyayım? Şoka girerim ya öyle bir şeyse. Ulan benim yani düşünsene Mr. Donuts diye bir dedem var. Tantunici olmazsın ya. İlla başka bir şey olursun ama. Hamburger yaparsın. Vallahi burger falan yaparım yani anladın mı? Tövbe estağfurullah. İzlemişsin Çağrı. Ya izlemedim. İzlemedi. Söz verdi bize. Oğlum izletmediler, izletmediler bunlar. Kurguda bile attık odada. Kurguda bile dışarı attılar. O yüzden zaten bu sesler mesela böyle sik gibi amına koyayım. O yüzden o bip sesi kulağımızı sikiyor işte. İzleseydim o bip sesi kulağımızı sikmezdi en azından. İzlemişsin. Tamam izledim ya. İzledim! Ha, böyle de canımızı ye ya. Video sponsorlu mu? Değil. Rahmetli dedesinin filmi Mr. Donuts'mış. Maşallah ustam. Adam 5 tantuni yaptı tavuk azalmadı bak bu. Ozan bir tadıma geçti. Hiç eksilmiyor lan sonsuz sonsuz kar marjı. Geçiyoruz. Tadıma geçiyoruz. Bir de dışarıyı da çekin arkadaşlar. Tabii tabii ustam çekelim. Çevremizde görsün. Oğlum para aldı mı sizden bu bak dışarı dışarı da çektirmiş. Video da gidiyor. İstedi bizden ilk başta. Bize para istedi. Dedi. Nasıl yani? Nasıl? Video çekeceğiz diye para verecek misin dedi. Yok dedik. Oha alaya evet. Farklı bir bakış açısı getirmiş mantık. Ama biz yanlış da anlamış olabiliriz yani. Yediğinize verecek aynen, misiniz demiş ona olabilir. Ona dedi anlamadık. Verdiniz mi yediğinize? Yok. Ya kardeşim. Siz burada bedava yemek yemeye mi gittiniz amına koyayım? Elinize kamera alın. Ya, amacımız bak söyleyeyim mi? Bedava değil de yemek yemek ama içi bol koysun istedik. Biz koy oldu olmadı amına koyayım. Videoda izle böyle bir şey muamele yapsın istedik de. Bir de Çağrı abi senin kanalı göstermişler ha. Senin oğlum bir şey söyleyeyim mi? Videoda olmasanız ben neyi merak ediyorum? Eyvah, eyvah. Videoda olmasaydınız acaba ağzınıza tavuk parçası gelecek miydi? Ben onu şimdi sorguladım. Çünkü videodaki hali buysa bu konmuş hali ise her mekan şeyi soruyor. YouTube kanalı ne diyor? He. İbo senin kanalı gösteriyor. Bu senin İtopya videosu var ya orada oynadı ya İbo. Orayı durdurmuş videoda orayı gösteriyor. Ben kanal benim diyor. Ya inanmıyorum. Başarılı. Kardeşim başıma hiç açmayın ya. Manyaklar benim referansımla gitmişler. Tavuk tantuni yemişler. Ona da para ödemişler yani 2 gram tava. Gidin be amına koyun bari kuzu çevirme falan yiyin ya. Bir şey söyleyeceğim Gugu sana. Senden şunu beklerdim kardeşim bu arada. İyi. Abi benimki 20 liralık olsun. Yok demedim. Bak bunu de bunu çok beklerdim ya. O bir illüzyondur çünkü. 16 liralık evet, koyuyor evet. Ya. Koyduktan sonra abi benimki 20 liralık olsun dersen gerçekten biraz daha koyuyor. En başta 20 liralık olsun dersen 16 liralıkla aynı koy. Aynen. 17 liralık falan olur. Ama koyduktan sonra 20 liralık olsun abi benimki dedikten sonra takviye biraz daha gıda takviyesi yapıyor dürümün içerisine. Harbiden doğru. Bunları da çalıştın. Öğrenci arkadaşlar dolapları bomboş. Hadi bakalım bunları düşünün. Peki sen bu gururla nasıl yaşayacaksın Şahar'ım? Hangi gururla? Benim referansımla tantuni yemelerinin gururu mu? Evet. Yaşayamayacağım. Nasıl yaşayayım? Klinik işte diyor. İbo sen niye sürekli sağa sola parmak yapıyorsun? Hiç geçiş de olmuyor. Ne bileyim ya. Bir şey de olmuyor yani. Sandım. Sağa da gitmiyoruz, sola da gitmiyoruz. Tam geçiyoruz biz. Eline sağlık. Görüyorsunuz dop dolu her yer. Afiyet olsun. Amına koyayım. O ne yaptı? Burası salı pazarı. Arkadaşlar biz daha oturmadan siparişlerimiz geldi. Bu adam gerçekten sihirbaz. Lan biz oradayken nasıl ya? Daha adam yapıyordun ha? Yeşillikleri dağladım. Ölmüşler için. Şifa. Evet bakalım tadım yapacağız. Bakalım. Tadım yapacağız deyip ısırmıyor. Osman abi kaç yıldır bu işi yapıyorsun? Oğlum ne diyor bu hala? İbo manyak mısın sen? Oğlum arka tarafta niye devamlı aynı cümleler dönüyor ya? Sihirbaz. Masadan bağırdım cevap vermedi ya içime oturdu. Nasıl tadı? Midelerini alalım Gugu.
16 TL. Unutma. Bir şey diyeyim mi? Şaka çok iyi. Murat Bira. Ben böyle bir şey beklemiyorum. Yemin ederim. Harbiden çok iyi. Yemin ederim. Osman tamam, abinin spesiyali. Evet, İvan 2 geldi. Metelli 3 gibi yiyeceğim. Nasıl? İbo bir şey daha bırak. Kardeşim bakın, bu tadım olaylarında az ısırırsın ki yedikten konuşabilsen, amına koyayım doymaya gitmişsin oraya zaten. Onu anladım ben de. Bunun olayı nedir biliyor musun? Az bir ısırık alırsın, ondan sonra da bir cümle söyleyebilirsin. Kamera bekliyor ya. Ama az ısırık da gelmiyor ki tüm lezzetler ağzı. Ya dostum, ısırık ne abi, doğallık var burada. Yanlış anlama, bu adam namına koyayım. 70 santim çene var yani, bu ısırsa tek de yer. Tek de atar yani. Şu an nutku tutuldu. Lezzetten nutku tutuldu. Bir zehrini alsana, limonla bir zehrini al. Al zehrini. Müthiş. Evet, zehrini alıyor. İbo'nun kolundakine bak. İbo ne o? Saat. Şu. Aa, şuradaki. Ben götümü siktiriyorum. Şeyimi. Ne o? Bilekliği. Arkadaşlar ben artık götten yiyorum bilekliğimi. Ne o? O benim başım bağlı tokası. Harbi mi diyorsun? Bana yaklaşmayın tokasaya. Dostum. Onu takman daha kötü olmuş. Ben senin sevgilinin yerinde olsam hiç modifiye etmezdim bu modeli. Çünkü zaten gelmezdi. Şimdi gelir. O niye diye soran olur, gelir amına koyayım. Hiç karışmazsa zaten bir sıkıntı olmazdı. Oğlum o toka değil o. Başka bir şey o. Bileklik o. Toka ya. Saç tokası. Yüzük alın. Madem bu işe bu kadar girdiniz İbo. Ha? Utanma İbo, utanma. Ne diyorsun abi, ilk sen evleneceksin. İbo konuşsana. Konu evliliğe gelince niye sustun İbo? İlk sen evleneceksin diyor Çağrı. Niye götüm konuyu değiştirmek için suskunluğunu kullanıyorsun şu anda? Niye susayım abi ya, söyledim ya işte. Toka. İbo Çağrı abiyle ikili düğün yapalım. Kardeşim bu toka aa, niye? Sana birisi yaklaşmasın diye. Bu tokanın sana değil, başkalarının diğerlerine takılması lazım ki senin gitmediği. Anı koku var orada. Harbi mi diyorsun? Evet. Sen o yüzden mi yıkamıyorsun lan? Oğlum o harbiden çok kalın tokaymış ya. İki tane. Diğer sevgilinin mi? Ya abi. Vay kardeşim benim, helal lan sana. Geçmiş olsun İbo, bir hafta daha triplesin. Hayır, İbo iki hafta triple. Bir şey söyleyeceğim. Ya. İki tane tokanın amacını anlayamadım. Yani birini anladım da ikincisi neyi tokası? İşte böyle bileklik gibi dursun diye. Diğeri toka gibi mi duruyordu? Ya İbo, hadi konuş abi, oğlum. Sen niye ya stres oldun? Rahat bir adam sen abi, şu an... Abi niye stres olayım işte? Toka ya. Kız arkadaşımın tokası ya. Kokusu var ya üstünde. Anadolu'ya bağladı ananı sikim, içim bir tuhaf oldu. Kardeşim benim. Sana söz lan. Sana söz. Oo. Çok güzel. Bak hala çiğniyor. Sakız mı çiğniyor ya? Oğlum çok büyük ısırdım ya. Sen bu ne yaptın ya? Bunu yiyen ölmez var. Kurşun işlemez bunu yiyen. Ya. Oo. Kağıdı yedi ya. Çok beğendik ya. Osman abi kaç yıl nasıl geçiş ya? Ya senin Allah kahretsin, bir daha soruyor gerizekalı. Oğlum kurgu mu bu? Cevap vermiyor, ne yapayım? Ali. Efendim abi. Bu kurgu mu? Kurgudur bu. Bu kadar... Heh, biliyorum, malımı biliyorum çünkü. Tam yemin ederim bir tane daha yiyecektik. Hem lezzet hem içini bol koyuyoruz hem uygun veriyoruz. Yani böyle bir şey yok. Ali'cim lütfen teker misin? Patrajı bulamayacağım. Ayran 20-25 lira bir şey zaten. Bir şey söyleyeceğim. Ayran daha pahalı olur mu lan? Ayran burada 25 lira mı? 4 lira. 4 lira ayran mı olur lan? Oğlum hangi nasıl abi, sen ne? Sen çok dedin ya. Ne ayranı lan o? Bir yemek sepetine getire. 20 liranın aşağısına ayran yok, onu satayım.
Ya marka vermeyin Hüsamettin. Verme artık ya. Ya bu markalar bana geliyor, ben kabul etmiyorum. Sen niye ısrarla marka veriyorsun ya? Doğru söylüyor. Getir de 20-25 lira. Diğer sepette de öyle. Ama onlar orada öyle. Bu çok tavuk koymuş lan buna. Niye? Bu, orada öyle olsun. Bilmiyorum, başka şehre git. 5 lira 6 liraya nerede ayran gördün? Var mı abi bilmiyorum. 4 liraysa adam 2 liraya mı alıyor ayran? Abi tantuni 16 lira olan yerde ayran 25 lira nasıl olsun ya? Doğrudur olmaz ya, 4 lira normal bence ayrana. Abi bak ben burada videodan önce yemiştim, bir ay önce 8 TL tam şey yedim, dürüm yedim, ayran da 6 TL'ydi. İşte o ama ayran değil yapmış bence. Başka bir şey yani, anladın mı? Ayrana benzeyen bir şey. Direkt kapalı ayran geldi. Hayır, bilindik markalar değil bunlar. Yani ondan ucuz. Oğlum biz tamam para işte vermeyeceğiz ya, dedik ki bu. Onda mı biz az koyduk amına koyayım ya? Falan olabilir. Olabilir bari. Aa, siz para vermeyeceksiniz zannetti de az koydu size. Ama biz yanlış anladık işte. Biz reklam parası falan. Evet, harbiden lan. Baksana buraya normal koymuş yani. Oğlum biz buraya bayağı yani koymuş. Parası dedik. Size adam var ya, sizin oha üzerinizden sevap işlettirmişsiniz adama amına koyayım. Karnını doyurayım bunların deyip vermiş. Aynen. Bir de 60 lira verdim ondan sonra ödedik. Timothy abi 44. ayını kutlamış. Abim. 60 liraya burada bir tane adam. Selamünaleyküm, aleykümselam. 60 lira. Adamın dibi Twitch'in prensi en büyüğü demiş. Cansın abi, estağfurullah. Estağfurullah. O senin büyüklüğü. 85 lira falan burada. Abim. Timothy abim hoş geldin. Gugu ben sana bir söyleyeyim mi? Adam size bedava verecek zannettiği evet, için. Evet evet. Büyükten öyle zannettim. O son anda içeri atlayan tavuk parçası var, onu dışarı ittirdi elin tersiyle. Bak size adam hayır istiyorum zannediyor şu anda. Siz evet parayı verdiğiniz zaman adam ulan demiş olabilir. Veya almayabilirdi para o zaman da. Osman abi kaç yıldır bir döner yapıyor. Ay Osman abinin ya. Abi ne soruyorlar ya. Mr. Ahmet abi. Yok. Evet, Mr. Ahmet ustanın yanında. Daha Mr. Ahmet oğlum ulan ne ya? Soylu bir dönerci, bir tantunici gibi geldi bana. Mr. Ahmet abinin yanında evet. Evet. Döner dönmüyor. Gugu sana ne lazım biliyor musun dostum? Yaka mikrofonu. Evet, uzatacaksın, alacaksın, uzatacaksın. Evet. O bak lazım. Böyle prodüksiyonla girsek dükkana var ya, çok fena şeyler olur işte. Telefonla giriyoruz ama. Telefonu çıkarıyor, çekiyor. Gugu ben size gimbal hediye edeceğim, sen rahat ol. Oh be, eyvallah mami. Rica ederim. Bu da boya badana yapıyorsun, lezzet. Yok lezzet, kendi yanından kullanıyorum. Vay be. Vay be deyip zoomladığımız yere bak. Neye? Duvarlar lekelenmiş. Hani vay be deyip zoomluyoruz ya. Oğlum hani bu göz. Lezzet. Gugu'nun da Gugu'nun bak iltifatlara dikkat et, hep sıkıntılı iltifatlar. Boya badana yapıyorsun burada. Tabii tabii. Hani kötüye de çekilebilir, anladın mı? Adam normal bir şey söylüyor. Yok kendi yağıyla. Vay be. Çok şaşırıyor. Vay be. 15 TL arkadaşlar, 15 TL. Şaka değil gerçekten. Peki ben bak, şunu anlayamadım. Tantuni ile arasındaki o 1 liralık o fark var ya. Buraya hangi iktisatçı amına koyayım hesapladı da bunu 15, 10'u 16. O çözülemedi ben abi o. Bunu anlayamadım. Yani çok ince oynama var ama orada. Hangi ekonomist bunu oradaki 1 liralık farkı fark etti ve onu 16 lira yaptı, yapan şey bunu 15 lira yaptı. Onu ben merak ediyorum. Yok. Hak yesin diye ya. Oyuncu yesin diye aslında. Bu adam hayır istiyor arkadaşlar. Tamam evet, para kazanmak bir yere kadar. Artık hayır kazanmamız lazım. Çok teşekkür ederim Ahmet Usta. İşiniz gelin. Mr. Ahmet geldiğinizde Ahmet Usta diyebilirsiniz. Hemen burada gördüğünüz şifadan yiyebilirsiniz. Aynen öyle. Şifa. Evet arkadaşlar, şimdi ucuz tantuni yedik. Ondan sonra şeye gidecektik. Miting vardı Erdoğan'ın. Bilemedik. Nasip olmadı. Kapalı şey. Otopark bulamadık. Her taraf kapalıydı. Çok kalabalıktı. Şimdi Erdoğan ne oğlum? Hayırdır lan? Ülkenin cumhurbaşkanına sen böyle mi hitap ediyorsun? Alın bunu. Ne pahalı yemeğe gidiyoruz. Mehmetcan'a gidiyoruz. Mehmetcan tantuni. Benim midem biraz ağrımaya başladı. Ali ne oldu ya? Ali ne ama midesi ne Ali ne? Hayırdır ya? Ali evde Nesquik yiyordun da buraya geldin amına koyayım. Ne oldu yani sana bir anda? Dokundu abi biraz. Harbi mi? Vallahi. Ne oldu lan Ali? Bilmiyorum, tantuninden değildir herhalde.
Bu ne nefes roleplay mi Ali? Şimdi pahalı yere gidiyoruz. Bak geri zekalı ya. Geri zekalı. Bir kere de doğru yerden doğru yere geçsin amına koyayım. Böyle yapıyorsun öbür taraftan geliyor ekran. Çok merak ettim. Buradan tantuni fiyatı bakacağım abi. Bekleyin geliyorum. Çedarlı tantuni. Nasıl yani buradan tantuni? Nereye gidiyorsun abi? Tantuniler boku çıkarmış fiyatlar. Hani şeyden yemek sepeti falan o getirden falan. Ha bakacağım. Buradan bakalım. Bayağı 85 lira tavuk. Ben de 115 lira da et. 85 eskiden, lira tavuk. Hayır senin orada kaldı. Farklıdır fiyatlar. Fırat Albayram sen abi, kendinin oradan bak. Biz öğrenciyken bana da kapışıyorduk biliyor musun? Hani kim tamam. Daha fazla tantuni yiyecek diye. Öyle ucuz bir şeydi tantuni hani böyle... Ucuz yemek manasına geliyordu. Şimdi şu fiyata bak. Heh, burada var bir tane. Çok pahalı onu biliyorum. Burası. Kaç para kaç para? Çok pahalı da ne öyle kadar? Abi. Dur lan bulacağım bir dakika. Fırat abi bu 110 da şey ha. Mersin en pahalı. Sen daha pahalısı yok bundan. Emin misin oğlum? Vardır lan Mersin'de. Abi. Yok. Tantuni'de yok. Bu. Yok abi Mersin bu. Ucuz bir yer bizim. İstanbul'a göre yarı yarıya fiyatlar aslında. Orada 73 lira. Bir de bir şey söyleyeceğim. Yani. Doyurmaz abi yani. Yanlış anlama. Bir tanesini doymaz. Bir tanesini doymazsın yani. Konsept gibi şey hamburger bu. Hani normal tantuni de değil. Konsept onunla, o yüzden pahalı. Abi yoksa... 4 tane yere baktım. 3 tanesi 90, bir tanesi bokunu çıkarmış. O da işte 125. Ben de bakıyorum. Aa Erdem. Süper Online'dan Erdem'in bugün doğum günüymüş. Şimdi mesaj atmış da. Doğum günü yayından kutlamanı bekliyorum. Bizim Süper Online. Türksel. Erdem'e buradan çok selamlar. Mutlu yıllar kardom. Selamlar, sevgiler. Mutlu yıllar. Ben de Süper Online kullanıyorum. Mutlu yıllar. Ben kullanmıyorum. Mutlu yıllar. Süper Online yok burada. Mutlu yıllar. Ben tamam, de sen geldiğinde ayarlayacağız işte. Bu. İyi ki doğdun o zaman. Şerefsiz Google. Şimdi bak. Tavuk dürüm de 60 lira abi. Tavuk dürüm de 60 lira. Yani 6 katı falan. Ne? 5 katı falan. 4-5 katı. Tantuniye bakıyorum. Bir tane tantunici buldum. Tamam mı? Tavuk tantuni dürüm 70 lira, et tantuni dürüm 90 lira diyor. Aynı, 90-90 evet. Burada bak, Mersin tantunicisi var. Bak Mersin tantuni. Tavuk tantuni dürüm 60 lira, biftek tantuni dürüm 95 lira. Normalde tantuni biftek değil mi zaten aslında? Tavuk. Tavuk. Abartı. Aynen. 60'a 90 gibi şu anda. Evet 90'a. Eti bol tantuni dürüm var o 125 lira. Bir de yoğurtlu tantuniler falan var. Onlar da güzel oluyor. O çok güzel ay, bir şey ya. O çok ya. Güzel oluyor ya. Bu arada benim doymam için 4 tantuni yemem lazım. Tantuni hafif bir şey. Evet çok hafif bir şey. 60 lira ediyor yani. Yani tantuniye yatırım yapsak zenginlik. Öyle böyle artmamış fiyat. Normal değil yani. Böyle değildi bu tantuni. Döner de öyle abi. Yani döner bakarsan... tamam pahalı bir şeydir yani etin en kaliteli en pahalı yeri de tantuni dediğin aslında öyle çok matah yok abi ya yani. Döner de 4-5 liraydı. Oğlum gramaj olarak hesaplarsak hangisine daha yüksek gramaj koyuluyor? Aynıdır bence. Vallahi... Tantuni daha küçük yapıyorlar. Ya döner biraz daha şey döşmüş olan. Dönere bakıyorum. Hani... Döner. Yok bulamadım. Şu an döner yapan... He, tombik ekmek, et döner 90. Yani yemek ekmek arası şeyler 90 İstanbul'da. Yarım ekmek 90. 90. Abi 90 ne ya? Yani. Ayran ne kadar lan? Bak bakayım lan. Bir. Ayran... Burada ayranlar niye böyle oğlum? Sipariş ama diye kiralı. Olabilir ya o. Abi ayran 23 lira. Bu arada ben abi de farkındayım. Düşün. Sürekli bu 20 liranın altında ayran görmedim ben daha bu sitede. Ben... Geçen caddede bir emlakçıyla konuştum. O 90 metre 45 metrekare yerler 350 bin, 90 metrekare yerler 700 bin üzerine çıkmış kiraları aylık. O şaka adam onu yapıyorsun. Ayrandan çıkartır. Evet. O adam onu ayrandan çıkartır hocam. Nasıl dönerci nasıl ödesin abi o kirayı? Ödeyemez. Öder abi yani niye? Hep zaten nasıl ödeyecek abi? Nasıl satacak yani o kadar? Ya birileri gelip ayran mı içecek amına koyayım sadece o zaman? Hayır yani yemek satarak da insan o kirayı ödeyemez ki. Bunun da elektriği var, eleman masrafı var, vergisi var, otu var, boku var. Yani o yüzden sırf şeyler var işte yabancı markalar prestij olması için zararına dükkan açıyor buraya. Ama yani 350 bin liralar çok fazla değil mi? Kira çok fazlaymış. 700 bin lira o abartıdır. Orada Fırat Albayram payı var en az 400 bin lira. Abi yıllık olmasın. Allah'ı yok ya.
Lan yıllık olur mu? Sen nereden bahsediyorsun? Hangi bölge? Bağdat Caddesi üstünden bahsediyorum. Bağdat Caddesi'nden bahsediyorsun abi. Normal değil mi? Adam sana oraya dönerci normal olsun diye mi? Vermiyor 700 ki. 700 bin. Tamam canım. Ya yine ya normal değil canım. Eyvallah da. Yani adam seni oraya veriyor ama döner açmayamalısın o zaman. Abi orada ne satarsan sat. Nasıl çıkartıyorsun 700 bini ya? Abi şöyle çıkmıyor zaten. Adamlar... Kardeşim 90 liraya döner satacağım ama çay satarım 25 liraya. Heh öyle oluyor işte aynen. Yine çıkıyor mu adam ki? Adam kafe. Ya adam kafe açıyor. Bir kahveye 100 lira yazıyor. Anladın mı? Kahvenin aynen öyle. 2,5 lira falan. Bağdat Caddesi'nden bahsediyorsun. Her gece dolu yana tıklım tıklım. Ha, bir de yani Türkiye'nin en pahalı 3-4 caddesinden biri tamam. Bir de yani ama... böyle lise buluşması, üniversite bilmem gezisi falan filan bütün gacılar toplanır orada toplanıyorlar hep. Sor Nesrin'e. Bütün arkadaşlar hep Bağdat Caddesi'ne çıkar Nesrin. Doğru mu? Evet çıkıyorum doğru. Heh. Onlar da en az bir içti bir kahve içiyorlar yani şimdi baktığın zaman. Ya bak hamburger geçiş ya. Burada hamburger tantuni yiyeceğiz şimdi. Şifayı görüyorsunuz. Kumartar uçuyor. Ustamız kendisi. Ustam nasılsın? Ustam kolay gelsin. İzin mi abi? Kaç yıldır bu işi yapıyor? Ya İbo bir sus amına koyayım ya. Diğer. Ustam sen yiyorsun. Ben yiyorum. Sen de yiyorsun. 3 tane hamburger kantini abi. Şifa bol kantini. Allah'ın parlatma. Kaç yıldır bu işte tutma? Kaç yıldır? Mehmet abi. O soğan mı? Soğan. Ustam burada klinik işletiyor. Biz bir tane yere gitmiştik. O güzeldi ama Mersin'de de hepsi güzel değil biliyor musun abi tantuncilerin? Soğan zaten bu arada içinde bir tane falan tantuni var. Bunu verecek yani. Bunu koyuyor ekmeğin içine. Bir tane ittirdi yukarıdan. Bu boldu ya. İzle. İzle bu harbiden şov yaptı bize. Çekiyoruz. Bunun şeyi de falan. Ya ne alaka? Bu şarkı ne hocam? Özersin. Lan benim bu. Başka. Hayır yani niye slow çaldınız adamdan? Oo yağ falan attı oğlum oraya. Oğlum duygusal bir şey yapıyor adam burada. İlaç hazırlıyor amına koyayım. Oo bayağı koydu lan. Bayağı koydu evet. Evet bayağı koydu. Ya telif mi attım illa amına koyayım. Telif, vuracağım telifi şimdi. Abi atmayın videomuz ya. Ya Kedar'ı koymasalar olmaz ya. Bu mu daha iyiydi önceki mi lan? Oğlum Çedar Medar var burada. He tamam. Ha hamburger bu. Tantuni üstüne de attı. Yakışmadı. O üstüne biliyor musun? YouTuber payı o da. Evet. O normal müşteriye atılmaz o. Vay. Okey bu hamburger oldu zaten ya güzel oldu. Kötü durmuyor. Yok güzeldir bu. Ay canım çekti be. Canın çekti dolabını attım bir ton bir şey vardı git dolaptan kendine sucuk ye. Yok. Bizim evde zeytin yok. Of ya bak oğlum ekmektik ya. Biz tadıma geçiyoruz. Çok teşekkür ederiz diğer usta. Eyvallah abi. Bakalım hamburger nasıl olacak? Tadıma geçelim o zaman. Hadi. Tadımdayız arkadaşlar. Tadımdayız. Hayatımda ilk defa yiyeceğim. Oğlum siz içecek içmediniz mi oraya olarak idare edin? Yok. Bütçe mi çıkmadı? Ne oldu amına koyayım? Bütçeleri yok abi. Sponsor olsana çağır abi. Bir şey söyleyeceğim. Hesabı kim ödedi? Sponsorum. Hesapları kim ödedi? Ortaklaşa. Lan pus senin kalıbına tükürdüm Google. Adamları videonda oynatmışım. Bir yemek ısmarlasaydın bari. Tamam geliri de bölecek Google ama. Aynen. Buray Google ödedi. Mütevazilik yapmak. Prodüksiyon Google. Bütçesi mi çıkmadı? Ayran amına koyayım 20 lira daha. Bakalım nasılmış. Şimdi tadına geçiyorum. Çok güzel. Geliyor o zaman. First attack. Dur aynı anda dur. 1-2-3. Çok iyi ya. İbo'nun çeneye bak abi ya. Bak bir İbo'nun ısırdığı noktaya bak bir de Gugu'nun ısırına bak. Harbiden şuna bak ben ya. Ben bilerek öyle ısırıyorum ama. Oğlum ama yine zor yani. İşte bir de bilinçsiz ısırsa ya, tek atacak amına koyayım. Aa of.
Çok canı çekti ya. İbo şu an kendinden geçti baksana. Gözler falan kapalı. Evet abi ya. Abi, bu saatte ya. Karnımız acıktı ya. Başımda garson dikiliyor amına koyayım. Bunu beğenmedim ben. RP yapıyor. O yüzden ben yapayım. Tavuk tantuni söyledim daha demin. Karnımız acıktı ya. Chat'teki arkadaş. Şaka yapıyorsun Nesrin. Yemin ederim ciddiyim. Ya şu sepet uygulamasına seslenelim. Sepete de olur. Öbür götüre de olur. Gelin chatimize hediye verin ya. Bir şey verin. Gelin hadi. Hadi be abi. Sponsorluk, bize bir sponsorluk verin. Dağıtın. Bantuni'ye özel bizim videoya da Trisam'a da sponsor olabilirsiniz. Evet, kardeşim Trisam. Bir kere ben size söyleyeyim. Bu Trisam kontentine sponsor bulamazsınız. Ben size söyleyeyim. Bak, açık konuşayım. Niye? İsimden. 3 tane Dalyarra sponsor olunmaz yani. O ismini koyarsan. İsmi en azından. İsmini şey yapın mesela. Lezzet payı. Anladın mı? Malca böyle bir isim koymanız lazım. Lezizo. Şöleni, şöleni. Bak, anlamsız düşündürücü. Öyle bir isim koymanız lazım. Bu hep döktün ya etlerini. Bayağı güzel. Ben bunu yiyip muazzam. Bana hiçbir şey olmaz. Bana kurşun istemez. Ben bunu yiyip buradan koşarak Adana'ya giderim. Giderim. Gerçekten mükemmel. Biz şimdi bunu yiyelim sonra yoruma geçeceğiz. Oğlum bu kardeşim ama bu videoların olayı da yerken çekmeniz ama birazcık da haberiniz olsun. Ama Ali de yiyor ya. Onun da karnı açtı. Çekemedi. Ya. Fırat abi gibi yaptınız. Amına sen bunu bitir. Diğer mekana geçelim. Kardeşim. Hadi oradan bana diyor ki hadi ben de yiyeceğim amına koyayım diyor. Lan hadi diyor da zaten yanındaki adam 3 hamlede bitirir zaten onu. Yani o da topla sana 1,5 dakika eder ya. Bitir. Sigaralarını da içiyorlar. Çok abi. Gördüğüm en gerçek sokak lezzetleri videosu işte o. Sigara bölümü de var yani. Sigara yakmaya kapının önüne çıkmışlar amına koyayım. Bir de çay söyleseydiniz. Ali'ye bak harika çekmiş. Oğlum Koko şeyi söylemedin. Hadi daha devam ediyor. Kıyas yapmadın. En son yapacağız. Evet tamam. Şimdi burada güzel yorumlama yapacağız. Burada bir balık restoranı var, çok iyi. Salın saati iyi mi? İyi, böyle hafif bir şey var. Burası bayağı güzel bir yapmış. Bir ağırlık çıktı ya sanki. Neresi burası? Marina. Marina. Çok güzel. Belli oluyor. Evet, şimdi tantuni çekimlerimiz bitti. Şimdi üstüne Big Chef. Sufle yiyelim dedik. Burada çok leşe var. Aa, burada ben de oturdum. Çağır şu 132 lira ya. Bu mu? Normal. Şu. İstanbul'a göre ucuz. İstanbul'a göre şöyle ucuz. İstanbul'da Marina'da, Marina'da yemeğe kalktığın zaman. 500-600 yer. Evet. Vallahi. Direkt sahildesin ya Koko. Denizi de görüyorsun. Şeyi deseydin. Hiç bakmadım ki. Abi ben denize bakmayacağım. Bana bir şey yap. 80 lira yerdim. Seni deniz görmeyen bir masaya otursaydın sen 80'e yerdin bunu. Ama bak yanında dondurma var da bak bu ikisi para etmiyor. Asıl üstüne şöyle bir şey koydularsa 100 lira üstüne çıkıyor işte o zaman. Onu Google sövdü fırlattı. Aynen. Daha sonra çok bir şeyden atıyor. Ya 500-600 değil canım abartıyorum da. 185-200 yaparlar Marina'da. Değil mi? Bir dakika. Bir daha söyle abi ne dedin duymadım ben. Ya yani 500 olmaz da 185-200 lira bandına koyarlar. Sana benim oyun bu adama işte bak. Bu çok iyiymiş. Bu adama veririm abi. 500'lük şey 180 lira yiyeceğiz. Hepsi az sonra yorumlarda buluşuyoruz. Evet, ben hiç Marina'ya gitmedim lan İstanbul'da. Acaba nasıl? Sen de İstanbul marinaları vlog mu yapsak? Ucuz bir marina. Aha! Pahalı mı? Çok mantıklı. Yapalım. Çok iyi abi. Bir de şey gidelim böyle balıkçı köyünde kasabaya gidelim. Kayıkların durduğu. Orada da bir çay içelim mesela, anladın mı? Ucuz. Bizle çekmek istersen de Mersin'e bekleriz Fırat abi. Çünkü ucuz marina yok ki. Hani onu marina diye kitleriz. Dün Mersin'deydi. Hiç merak etme Gugum. Abi dün Mersin'de başıma bir şey geldi. Bu kolum ağrıyor ya. İndim. Bakkala evet. Girdim. Buz var mı dedim. Var dedi. Tamam dedim. Kolum için alacağım dedim. Satmıyoruz ki dedi. Mersin'e niye geldin ya abi? Niye satmıyor ya?
Yani buzu varmış, onu belirtmek istemiş adam. Buz var mı? Var amına koyayım. Var dedi, böyle dedi. Var. Sende rakı tamam, var dedim. Mı deseydin? Aynen öyle bir şey oldu çok sıra. Kolum için dedim, alacağım işte, ne kadar dedim. Satmıyoruz ki yeğenim dedi. Mersin'e niye gelmiştin Fırat abi? Gezen Oğlak'la video çekmeye geldik. Ta Toros tarafı. Aa Mersin'e doğru. Değil. Nasıl oldu video? Google'un aşkı. Güzel abi, güzel oldu. Çok güzel yani onların olduğu yer. Köy işte az kaldı. Sen de gidiyorsun. Gezen Fırat yaparsın nickinde. Takılırsın. Gezen at yaparım. Aynen, gezen at yap. Gezen at ben olmak isterdim ama ya. Fırat ya. Aa doğru. Sen hak ediyorsun, tamam. Sen de şey yap. Google gezen eşek yap sen de. Ben Ali'cim, düşüneyim Çağrı. Senle bir üçümüz bir vlog çekelim. Senle üçümüz bir kalp. Olabiliyorum bakacağım. Ha Ceyda'yı da saydın, Allah razı olsun. Herhalde oğlum. Bir bakacağım gerçekten var mı böyle bir ihtimal. Ucuz veya pahalı marina. Var tabii canım, olmaz hemen mı? Hemen çaldılar kontentimizi. Çalsınlar Google. Ucuz marina sabret. Neresi lan İstanbul'da? Ha ucuz marina var mı değil, marina var mı diye dedin zannettim. Marinaları çektirmezler şimdi ya. Kesin. Bakmak, bir araştırmak lazım abi. Birini gönder önden. Sordurt yani. Gittiğimiz zaman şey, Orkun kesin bu işin kontentini bilir ama sen onu anlatacaksın. O diyecek ki gel kanka diyecek, seninle marina geçelim. Bu sefer o arayacak değil mi? Yok zaten ucuz pahalı yapmam ayıp. Evet olan, galiba Pendik birazcık daha uygun olabilir. Ha olabilir evet. Yani. O da güzel, orası da güzel. Orkun para vermeden yani yemiştir buralarda abi diyor. Ya bir zahmet desin oğlum, 10 milyon abonesi var amına koyayım onun da. Ya almamaya, almak istemiyorlar zaten, para almıyorlar. Almasınlar abi bir zahmet yani. Ya ayıp oluyor. Ondan biz tip olarak bırakıyoruz. Ha şey tip olarak yani. Yine bırakmak isteyen bırakır ama senin benim mekanıma gelecek amına koyayım. İyi yaptım bir şey gösterecek. Reklam yapıyor aslında günün ya sonunda. Ya abi dün işte şeye gittik. İlk defa bir gittiğimiz mekana bir daha yani yayını bölmeyeyim ya da sonra anlatırım sana. Yo söyle, yayın zaten anlat abi, merak böyle ettik bir ya. Şey. Anlık İlk geldi, defa sen anlat. Gittiğimiz mekana tekrar gittik. Yani çekim yaptığımız mekan, bir daha gitme şansımız oldu. Sen bize de ama bak bir şey söyleyeyim mi? Sen de bir cümle kurmada bir sıkıntı görüyorum bu arada. Var İlk defa gittiğimiz var. Bir mekana bir daha gittik. Evet. Ama anlaşılmış diye düşünüyorum. Neyse. Evet. Abi yani şimdi etkisini biliyoruz hani sonuçta giden senin üzerinden bir sürü insan gidiyor yani. Evet. Bir ilgilendiler, bir ilgilendiler. Bu sefer para almadılar hakikaten. İşte dolabı da onlar doldurdu. Mandalarla, şunlarla, bunlarla doldurdular abi. Bavul mavul hazırladılar yani, öyle düşün. Ha onlar yani bir o de. O an anlıyorsun. O an anlıyorsun şeyi. Tamam neden para almamaları gerektiğini de, ama onun için gitmiyorsun ki. Adama sen zorla reklam yapmış gibi oluyor yani. Önceden aramıyorsun ya. Tabii. Belki adamın niyeti yok. Hani ben tabii dedim canım. Lan gelip reklam yapın ya diye. Yok. Bir de. Şimdi kırsalda belki para al, para alıyorlar demezsin. Verirsin parasını. Ama İstanbul'daki mesela atıyorum artık işletmeciler falan genç insanlar biliyorlar bu sektörü de. Hani mesela seni görse, Orkun'u görse der yani bu bizden olsun ha kadar yani. Çünkü şey yapar. Tabii ki yine teklif edilir yani. Parasını tabii ki mesela teklif edersin. Mesela Denizli bayağı biliyordu. Oraya çok gitmiş YouTuber'lar. Sosyal medyacılarını çağırdılar hemen. Daha yemek yerken. Bir anda kameralar geliyor böyle. Telefonla adamlar geliyorlar. Zoomluyorlar. Ters tutuyorlar bir de telefonları falan. Ne oluyor lan dedim. Ne oluyor? Ama bence güzel ya. Ama bir şey söyleyeceğim. Bu içeriği herkes yapıyor. Bitmedi mi amına koyayım lezzet durakları ya? Yok. Biz daha bunu metalaştırdık şimdi. Evet. Yeni başlıyordu. Allah Allah. Ben seni bir gün götüreyim de sen gör dünyanın en zor işi biliyor musun? Götür ama güzel. Yaparım diyorsan. Güzel yemekler yiyelim o zaman ya. Gidelim harbiden. Şehirleri tükettim ama bulursam bir dahakine bir deneyeyim. Konuklu deneyeyim. Tamam mı? Olur. Ama konuklu. Sabah saat 4.30'da uyanacaksın. Uçağa bineceğiz. Saat 8'de başlıyoruz. Akşam 11'e kadar durmadan yiyorsun abi. Ama az az yiyoruz. Her yerde yiyoruz değil mi? Ben öyle olmasını söylüyorum. Öyle olmuyor ama işte bir yerde yiyorsun çok güzel oluyor ve daha çok yiyorsun. O zaman ne yapacağız biliyor musun? Sodalarımızı da sürekli çat bir yerden çıkar sodayı gömeceğiz. Çat işte sodayı gömeceğiz. Bir de o gün full aç. O zaman şöyle kahvaltıcıyla başlayıp tık 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 tık. Beni götürmek iyi olur. Ceyda çok yemiyor. Yunus da çok yemiyor. Hepsi bana kilitleniyor. Ben çok yiyorum. Patlıyorum sonra. Ben de çok sen yersin. Yiyemem. Yersin. Yerim. Doğru.
Yersin. Fena yerim yani. Ama yoruculuğu şey, ağırlık çökmeye başlıyor bir süre sonra. Yeter Allah'ım diyorsun. Bir de doyduktan sonra yemek yemek dünyanın en zor işi abi. Evet ama yava az yiyeceksin abi. Sen de ben seni izledim bir tane oturmuşsun 3 tabak yemişsin ya. Harbiden bir abi. De diyorsun ki oradan da oraya geçeceğiz diyorsun yani. Daha nereye geçeceksin? 3 tabak yemişsin doymuşsun artık yani. Çünkü içeriği ben hazırlıyorum. 50 tane video izliyorum. 50 tane fotoğraf bakıyorum. Acıkıyorum. Onun hayaliyle gidiyorum. Ondan. Abi anladın mı? Sen de benimkini yersin kardeşim. O chatte yazana ben buradan yanlış anlamasam da ben ona diyorum. Şerefsize bak. Sadece dediğim saatte uyanmam ve uçağa gelmen bayağı kritik bir şey. Kritik evet, bir abi. Önem arz teşkil ediyor. Tabii çok zor yani sabahın 8'inde oraya gitmek. Evet. Uçaktan inip o kadar koşturmak. Ama yaparız. O zor. Ama Allah'tan bende AirPods diye bir cihaz var falan diyor. Onu kullanacak yer arıyorum ben de biliyor musun? Uçakta iyi oluyor. Tamam sözler 8 verildi. 8,5 saat biliyor musun? 8,5 saat çekim çıkıyor bak öyle düşün. 8,5 saatlik çekimi siz ne yapıyorsunuz? Utku geberiyor işte. En sevmediği yapmayı sevmediği içerik. Fırat abiye sorar mısın? Bir gün önceden gitsen olur. Ya bir gün önceden gidip bir de orada kalacaksın. Evet. Falan anladın mı? Günübirlik daha yaptık iyi onu. Olur gibi olur sanki. Şey yaptık iki güne böldük abi. Enerji bozuluyor. Yani aynı günün devamı gibi olmuyor ya anladın mı? Evet evet. O aynı gün gideceksin sabah erken kalkacaksın gerekirse. Gidecek yani. Akşamında da dön evinde yat yani anladın mı? Ben de kalma taraftarı olmam. Bence. Biri ne dedi ya? Kegri uçaktan korkuyor mu ne? Dostum. Yalan söylemek çok günah. Öncelikle onu söyleyeyim. Kimse de benim uçaktan korktuğumu iddia etmesin. Ben amına koyayım böyle 4,5 saat Dubai'ye gittim uçakla. Böyle gittim ama dizlerim sığmıyor. Korkmuyorum. Sığmıyorum ya. Korku değil bu. Sığmıyorum. Tamam business uç o zaman business. Sığmadığım için de beni acil çıkış kapısının önüne koyuyor. Bu da bir sorumluluk günün sonunda. Sorumluluk. Korkmuyorum. Business. Kardeşim. Şimdi bana marka verdir mi? Hepsinin business'ı yok. Bazı... Siz neyle gittiniz? Onur Air mi? Öyle bir şeydi hatırlamıyorum. Ama sonu Air yani. Sun Express Air. Heh öyle bir şeydi. Biraz büyük boyluk var bende. Hangi şehre gitmek istersin söyle. Abi aha, hangi şehre Sinop. Gitmek istersin değil. Sinop'a baktım abi. TripAdvisor'da bile 3 dükkan var. İmkansız oradan hocam, bir mekan çıkar. Sinop'a ben sana söyleyeyim. Sinop'a gideriz. Maksimum mantı yeriz. Keşkek yeriz döneriz yani anladın mı? Karadeniz. Yanlış anlama. Yakın oralara. Şimdi ben Sinopluyum. Çok da severim memleketimi. Ama birazcık zayıfız yani bu et konularında. Ya çeşit lazım bir de abi. Aynen dediğin gibi. En az 6 tane lazım. Çeşit az 9 yani. 9 tane çekeceğiz ama. Yani beğenmediklerimizi koymayacağız. Adamın işletmesine zarar vermeyelim. Öyle bir sorun da var. Beğenmediğimizi de koymuyoruz. Hepsini beğeniyormuş gibi yapsak. Yani. Öyle de olmuyor şimdi. Ayancık'ta mekan açtık kafe olarak bekleriz. Timothy aha. Abi ne diyorsun sen? Aha. Bu yaz sendeyim o zaman abi. Ayancık geceleri aksın ha. Ama abi gideceğiz Karadeniz şimdi. Karadeniz yakışır ya. Timuçin abi diyeceğiz. Ne var yiyecek? Tost vereyim kardeşim. Sandviç yapayım falan diyeceksin abi. 57 kafe Ayancık'ta sahilde. Oo, hazır mısın? Evet abi. İki şehir birden. Bu anamızı ağlatacak olan ama. Bir daha önce yaptık daha fena oluyor ama olsun. Evet. Bunda kalmak zorundayız. Arabayla gideceğiz çünkü. Tamam. Yani kullanamayız. Tekirdağ Edirne Mix. Wow! Ciğer dedi abi. Ciğer. Oy. Aynen. Hava ciğerinin memleketine gidelim. Hem sen de seviyorsun ya hikayeyi. Ben kırmızı biberler var ya Fırat abi bayılıyor ona. Sen şimdi bunu dedin tamam. Ben yarın uyanınca ciğer yiyeceğim. Mesela. Tamam. Ben bunu planlıyorum abi. Atlıyoruz arabaya gidiyoruz. Bunu planla ama abi biz şimdi senin kanala yeni video attık ya biraz özlesinler mi acaba? Hani hemen tamam sen, ben planlayayım bunu yaparız zamanla. Heh ileriki bir tarihte. Üşendi bak. Yok üşenmedim valla hani zaten geçen hafta bir talk show yaptık ya. Şimdi izleyenlere şey demesin. Zaten bir ayıp olur abi bu plan yani. Program derken. Yok ya hemen çekelim. Ha bir ay falan. Yayınlanacak bursa, tamam. Bir de. Tamam söz mü peki? Tamam. Ya ben ne zaman... Ya Fırat Albayram ben sana ne zaman bir şey konusunda hayır abi yapmayalım dedim ya.
Arkadaşlar ben uyumlu bir insanım. Yapmayız yani, ne olacak? He. Uyumlu bir insanım ben. Kim eş dost kim çağırsa gittim yani bu zamana kadar. Ve yine de giderim yani ya. Ne güzel aktivite bize de. Sana söz. Sana söz geliyorum ulan. Tamam. Tamam tamam güzel. Tekirdağ, Edirne. Ama güzel. Orada kurup bir yerde kurbağa yiyorlar. Onu da Tekirdağ köftesi. Tekirdağ köftesi, Edirne tava ciğeri. Of, orada kurbağa vardır daha kurbağa. Bir şeyler daha vardır. Kurbağa bir de. Kurbağa var. Kurbağa. Oradan da Timuçin abi Ayancı. Timuçin abi kafede çay içmeye. Kafe 57 ha Timuçin abim. Lan acaba sadece ciğerle köfte mi var lan koca yerde? Vardır ya. Abi. Sadece kesin ciğerle bulursun. Köfte yoktur. Edirne'de ne vardı? Edirne biberleri güzel oluyor. Hani şey için. Ama yeme olarak satır et. Keşan'da satır et. O satır çok et. İyi abi o. Onu yedim ben daha önce. Ciğer sarma falan diyorlar abi. Aa evet, peynir helvası var. Ciğer peynir helvası var. Güzel içerik. Tekirdağ kızanları var, bir de oraya da gidelim harbiden. Tamam, bir iki tane de şöyle tatlı bölgeye gider bir gezeriz turlamaca. Ben onu mixlerim tamam. Kurbağayı anlayamadım ya. Kurbağa ne alaka lan kurbağa? Yok yok, orada toplayıp şeye Yunanistan'a satılıyor diye biliyorum da. Yiyen vardır belki de. Allah Allah. Neyse yaparız ya. Devam ediyorum videoya. Güzel olur valla. Tamam tamam. Bir de herkes şey diyor abi. Ciğere gideceksin Edirne'de yiyeceksin diyorlar. O farkı da orada görmek de lazım yani şimdi hakikaten. Bakıyoruz. Allah Allah. Ne lan yapıyorsun? Aktı ya. Ne yapıyorsun? Oğlum Gugu sen manyak salak mısın ya sen Gugu? Ne oldu ya? Ya kaşığı niye oradan soktun amına koyayım? Aktığı yerden alsana. Hayatım ilk defa geldim, ne bileyim ya. Ya hayatın ilk defa mı çatal kaşık kullanıyorsun? Bak nereden sokuyor? Harbiden Gugu hiç fizikle mi okumadın dostum, ya? Dostum akan yerden bari toplasana amına koyayım. Aşkım ilk kez. O yandaki ne, nane mi? Ona evet. Küfredip attım kenara. O biraz şov. Aşkım. Süper. Aşkım akıyor. Bu ne ya? Ne oluyor lan? Bütün modum gitti amına koyayım. Ne oluyor ya? Tamam, ne oldu? Ne yaptın canım? Canım. İyidir canım. Kayıtta mıyız canım? Kayıttasın canım. Yemin ediyorum bu çocuk var ya, süperstar olduğu için onu soruyor önce. Kayıtta mıyız? Ona hani hani de ona diyoruz, entertainment tarafımı çıkartacağım kayıttaysak. Hani ona göre konuşayım. Kayıtta mıyız? Bak kopuyor sanırım. Kopmaktan öldü. Abone olmayı unutmayın canım. Bak sana kim var ya. Canım ne yaptın canım? İyiydin canım hadi. Ne koydum bu mutantı ya, şöyle tipe bak. Demek için uyuyorum canım, canım sıkıldım. Tamam canım ya. Hadi Karaman görüşürüz. Selamünaleyküm. Aleykümselam. Aleykümselam. Timuçin abim. Ayancı mı Timuçin? 57 kafe 57. 57 buralar. Bekleriz. Kafe 57 açmışsın abi. Açtılar. Bizim bir abim açtı. Yazın orada inşallah. Harbi mi diyorsun? Sinop'a geçebilirim bu arada aynen. Abi Sinop'a geçsen çok güzel olur ya. Yazın geleceğim. Sinop'a geçebilirim abi. Yazın İnşallah. Geleceğim görüşürüz yanına. Yani geçtiği zaman görüşürüz orada ya yüksek ihtimalle. Kesin abi. Kesin geleceğim. İnşallah. Sen, ne zaman peki aktif şeye başlıyorlar? Yaza doğru. Yaz da geldi gerçi. Yok yok, şu an aktif açık şu an. Sen ne şu zaman geçeceksin? Valla benim daha belli değil. Daha kesin bir şeyim yok da. Ama gideceğim yani. Yazın gideceğim oraya. Abi hayırlı uğurlu olsun. Güzel, güzel yani. Bayağı güzel yani. Bakarsın Instagram 57 Coffee diye. Coffee. Olur abi bana at. Bana... Kafe değil, kofi. Çetene selamlar bu arada. Herkese selamlar, iyi akşamlar. Aleykümselam abim. Aleyküm benim, selam çok abi. Sağ ol. Nasılsınız, iyisiniz, keyifleri? İyi abi, ne yapalım işte, takılmaca, durmaca. Kristo'yu
Somu beğenmedim ben. Benim çok şeye aykırı bu. Google'un yapmış olduğu şey. Benim var videolar da şimdi burada açamayız. Ne biliyorsun? Trison mu abi? Trison, Forzon. Trison, yani yemek... Kişi sayısının bir önemi yok bizde, anlatabildim mi? Yani som olsun yeter yani. Ya be adam, Kastamonu'da Trison nasıl yaptın ya? Forzon diyor, Forzon. Bazımız ona kadar gider yani. Yok, Forzon yani, ona kadar. Var da. İşte Twitch'te açamıyoruz yani videoları. Abim büyük adamsın. Baş tacısın, büyük adamsın. Yolundayız, izindeyiz. Pornocu değiliz efendim, reklamcıyız. Pornocu değiliz efendim, reklamcıyız. Yanlış anlaşım olmasın. Hayır. Neyse, devam ediyorum videoya ya. Devam. Evet arkadaşlar, gene bir özet geçelim. Oralarda çok konuşamadık. Şimdi özet olarak ben sabah uyandım. Terliklerimi giydim, yataktan çıktım. Elimi yüzümü yıkadım. Ondan sonra bindim arabaya. İbo'nun yanına gittim. Duş 31. Onları niye söylüyorsun Ali? Burada ekibimizin ismi Trisam. İbo, ben Ali. Yeni girdik bu piyasaya. Ondan sonra gittim kasmak. Bu ekibin sanki yarrağı Ali'ymiş de taşakları sizmişsiniz gibi olmuş. Öyle bir başlık çeksenize Google. Thumbnail yap onu. Bak öyle. Yapalım lan. Bu iki tanesi hep yan yana ya. Undertaker gibi kaldım amına koyayım ya. Çeneyi aldım ben. Onu yapayım kazma çeneyi. Yunus'u çekeceğim. Yunus'u çıkarttı kazma çeneyi. Sonra gittik Ali'yi aldık. Karayollarının orada. Orospuluk yapıyordu. Zor kurtardı. Otobüs duranla bizi bekliyor. Otostop çekiyor. Ondan sonra dedik ki... Sigara karın devam etsin amına bu. Ya İbo, sana kız arkadaş şey mi dedi? Çok karizmatik oluyorsun sigara içerken, aşkım mı dedi. O yüzden mi bu sigara bağımlılığın? Sürekli sigara yakıyorsun. Yok ya, fazla içiyorum biraz. Ondan sonra film efekti o ya, Hollywood efekti. Ondan sonra dedik ki Mr. Donans'a gidelim. Oğlum oralar var ki zaten videoda. Var da özet geçirmişler. Ne, neler yaşadık? Mr. Donans'a gittik. Oo Gugu. Kahve de içiyorsun. Yakında götünü de siktirsin kardeşim. Bu kahveyi niye aldık biliyorum. Şuraya çıkıp oturalım diye. Bir şey demezlerdi. Yoksa içmezdim. Almışken de götüreyim dedin. Eyvallah. Doğu Balkanlar Anadolu'nun en ucuz yemeğini yedik. Sadece 16 lira. 16 TL'ye. Rokası geldi, biberi geldi, limonu geldi, tuzu geldi. Üstüne çay. Üstüne çay. Tantunisi geldi. Evet, hesabı da söyleyelim. 3 tantuni, 3 ayran, 3 su, 60 lira ödedik. Ve dedi ki, Mr. Osman Usta dedi ki bize. Buraya gelen herkese aynı tarif eden dedi. Herkesi bekliyorum dedi. Evet, orası güzel. Bir şey değil mi? Şakasız. İbo, şakasız, ben çok beğendim. Lezzet olarak güzeldi. Yemin ederim. Harbiden güzeldi. Ben evdeyken sürekli dışarıdan tantuni söylüyorum. Genelde 35-40 lira, 45 liraya söylüyorum. Gerçekten onlar çok kötü yani. Midem ağrıyor lan. Dur İbo, iyi misin? Ondan sonra oradan çıktık. Ha, miting vardı. Dedik ki... İbo bir dur ya. Ne yapıyor lan? Midesi ha, ağrıyor. Miting vardı. Dedik ki... İbo bir dur ya. Nesin, tantunun gelince haber versene bu arada. Çağrı, ben yedim bile. Lan ne ara geldi de yedin? Aa, Nesin, ne ara ya? Mikrofonum kapalıydı ya, yiyordum o ara. Gömmüş. Ya neyse, kontenti yedin ya. Çağrı. Var ya, üstüme de tüm yağ döküldü. Çok kötü ya oldu. Ama Nesrin, niye söylemiyorsun? Burada tantünlere baktık. Sana gelen tantünü inceleyecektik ya. Kıyaslayacaktık ya. Ya ah be. Ne bileyim ben, bana bir şey demediniz daha söyle, ki. Bir tane daha söyle. Bir tane daha söyle. Daha şiştim artık ha. İki tane daha yuvarlarsın ya 15 dakika sonra. Ya ah be Nesrin ya. Bir görseydik ya, tantunini ya. Vallahi hepsini yedim. Yiyemem diye korktun, hızlı hızlı yedin değil mi? O kadar hızlı yedim ki, bir de mikrofon açayım bir an önce diye. Kaç tane hiç söylemiştin? Bir tane canım. Çift lavaş mı? Yok, tek lavaş. Dur bakayım fiyatı ne kadar söylemişim. Bir de yanında tatlı da söyledim bir tane. Ha, ödüllendirdin tabii kendini. Onu da yedim. Ama tatlı yarısı ama... duruyor, onu gösterebilirim. Tatlı da şey bu arada, yaş pasta. Söylemiş yanında tatlı yok, olarak. Yok yok. Aile boyu. Tantuni yanına yaş pasta. 8-10 kişilik. Arkadaşlar, nesne zorbalık yapmayın. Bir tek ben yapabilirim nesne zorbalığı lütfen. Diyette evet. Mola verdim ya. Diyete çok zayıfladığım için. Değil mi mami? Evet evet, çok zayıflamış harbiden. Bir şey söyleyeceğim. Endişelendirdin. Tatlı sütlü tel kadayıfmış.
Tatlı sütlü tel kadayıf. Benim evet. Ağzım yüzüm akmaya başladı hocam yani gerçekten. Yamuldum ya. Çok acıktım benim ya. Benim aldığım tavuk tantuni dürüm 58,5 liraymış. Tam da ortası ya. Ah, onu da incelerdik. Fiyatı da iyiymiş be Nesin. Tadı nasıl Nesin? Güzeldi ama çok yağlı yapmışlar. Her yerime yağ aktı. Lahmacun yağlattırsaydın. Ondan sonra miting vardı. Erdoğan'ın mitingi. Dedik ki oraya gidelim de İbo'yla karşılıklı şöyle 4-4-4 dans yapacaktık. Park yeri bulamadık. Böyle bir kalabalık yok. Araba park edecek yer bulamadık. İbo'nun yanında iğne vardı. Attığı yere bulamadık iğneyi. Yapamadık onu. Çok güzel bir video gelecekti. O da gelmedi. Otopark yeri bulamadık. Oradan dedik ki hadi o zaman tamam 16 liraya tantuni yedik. Bir de pahalısını bulalım. Hem pahalı tantuni. Hem pahalısına gittik. Akdeniz bölgesinin en pahalı yemeğini yedik. Evet. Tüm Akdeniz. Bu arada Akdeniz'de en iyisi Mersin'dir. Antalya ve Adana'nın değildir. Allah Allah. Dur bekle amına koyayım. Ben de çekeceğim video. Bekle. Bekle. Orada söyleyecektim zor tuttum kendimi. Ben de Adana kebap videosu çekeceğim. Gugu. Ben de Antalya Aksu Piyaz videosu çekeyim. Tamam. Tamam. Burger yedik. Nasıldı sence? Et tantuni abi. Biftek. Evet et tantuni biftek. Zerdeçallı ekmek. Ekmek tadı çok yoğundu. Evet yalan ekmek çok. Ben hiç et tadı alamadım. Ben de hiç alamadım. Çok et koydu için ama hiç et tadı gelmedi. Full ekmeğin tadı gelmedi. Çedar da vardı. İkişer çedar koydu. Ha desen ki Mr. Donuts abi de mi yersin? Mehmet Can'da mı? Ben Mr. Donuts'ta yerim. Ben de. Harbiden Mr. Donuts çok iyiydi. Bayağı iyiydi. Bu arada Mr. Donuts abiye sorduk biz. Eşek hoşaftan anlamamış yani sonuç olarak anladın mı? Off record sorduk. Dedik abi bunun fiyatı niye bu kadar ucuz konuşalım mı dedim videoda. Dedi ki çocuklar bunlar off record oturum masası anlatacağım dedi. Dedi mi lan off record çıktı mı adamın ağzından? Dedi yok, evet. Çıktı. Ya dedi mi yani çocuklar bunlar off record mu dedi. O adam off record derse o tatlı off record ne abuna koy. Ben hiç inanmıyorum off record konuşuyorum çocuklar diyeceğine. Şey demiş, oğlum bir kamera kapat bir şey anlatacağım demişti. Eylül 35. ayı kutlamış. Çok teşekkür ederim. 35. ayı kutlu olsun. Evet, söylemeyeyim ben. Off record söyledi ama çok mantıklı bir açıklaması var neden ucuz olduğunu. Söylenmez böyle şeyler. Evet. Yan tarafta bir tane tantunici vardı orada eskiden emlakçıymış o yüzden ucuzmuş falan. Sonradan tantunici yani, yaptı. Söylenmez onlar. Söylenmez. Aralarında rekabet varmış. O 19'a düşürür, o 18'e düşürür, o 17'e düşürür, bu da en son 16'ya düşürmüş. Söylenmez ama. Söylemeyelim bunları ama öbür ay inşallah 15 liradan bekliyoruz Mr. Donuts. Evet şimdi de kahvelerimizi içiyoruz. Starbucks'a geldik. En pahalı kahvesi içiyoruz Starbucks'ın. Suflemizi yedik. Aa sufle yedik. Onu da görürsünüz. Onu da koymuşuzdur şimdi. Görmüşsünüzdür. Yorumlara yazın arkadaşlar. Ne kadar? Neyi yazacaklar abi? Bugünlük şeyimiz bitti. Şimdi bu kahveyi içer. Sonra dağılırız. Eve gider bir yayın açarız. Başka da bir şey yok herhalde. Siz şu an bu videoyu izlerken biz... Burada değiliz, yine aynı yerdeyiz. Aynı yerdeyiz ama. Buradan Samet Yılmaz'a selamlar. Çağrı Ergün'e selamlar. Çağrı Ergün, İbrahim Güzel. Aa, bana özel bir selam vardı, dur onu unutmayayım. Fırat Albayram. Bizi çok seyrediyor. Fırat Albayram. Selamlar. Ne oluyor ya ekibi? Selamlar, ne oluyor ya ekibine? Bu arada Ali'yi de göstereyim. Ali de son sözlerini söyle. Evet, Ali, son yorumlarım. Ali, Çağrı'nın haline benziyor. Harbiden, eski Çağrı. Evet, son sözlerini alalım. Harbi bir yorumunu yapsana şeye. Harbiden çok güzel bir... Ali niye 30 FPS ya? Böyle hareket ediyor garip. 30 Hz. Şimdi teşekkürler. Ne dedi ki anlamadım. Tantuni'yi sordum. Çok güzel bir gündü. Teşekkürler. Ali eğlenmeye gelmiş oğlum. Tantuni umurunda değil o gün. Nasıl lan? Midem fena arıyor. Kalkalım mı? Hadi kalkalım ya. Ben yedim ben. Valla sana bir şey diyeyim. O hamburgeri yedim ya. Sabah 16 lira tantuniyle başladık arkadaşlar. En son 150 liralık hamburger tantuniyle bitirdik günü. Gerçekten. Ben bunu yiyeyim. Muazzam. Bana hiçbir şey olmaz. Bilemez. Arkadaşlar gel. Like atmayı unutmayın. Abone olun. Geniş çek. Çek. Arkadaşlar bayılır. Abone olun. Like atıyorum. Hadi. Ya hadi. Başlattım. Kapat ya tekrar. Ne güzel yaptım. Çok güzel video geliyor arkadaşlar. Ne yedik hamurum? İyiydi ben.
Özellikle hamburger. Ama bir şey değil mi? O hamburgeri yedim ya bak. Bana kurşun atsınlar falan bu işlemi. Hamburger tam çok iyi. Arsalan beni gidiyor. Ya hayır. Şimdi ben yere gidip yürüdünüz mü bir daha? Bari mi? Yani kalkıp yere devam edebiliriz. Oğlum ne yedik lan Google? Özellikle tantuni hamburger çok güzel arkadaşlar. Bak bir şey bak Google hemen role nasıl giriyor? Var ya. Bak, hamburgeri yedi. Bak, ben orada ne zaman bayılacak diye düşünüyorum ama. Bayılmıyor. Kalabalıkta ama ya, milletin içinde bayıldım TikTokçular gibi ya. Karaman Bey yorum atmış. Çok güzel videomuş. Umarım inşallah yenileri gelir demiş Karaman Bey. Yenileri gelme riski var ya demiş. Güzel oğlum. Bunlar ne lan yukarıdakiler ha? Şeyler de dolaplar. Dur onları bir kapatayım. Bir de ilk video diye çağırdı. Kötü çekti. Full baksan yarısı dik. Bir daha olmaz. Bir daha olmaz affedin. Aynen affedin bu seferlik. Şey olmaz canım o kadardan. Geçti yani. Abone oldum oğlum. Ulan benim mobilin açısı videomla makara yapıyordum. Abi sesin kesildi anlayamadık. Ne yapıyorduk? Benim Mobile Legends videomla makara yapıyordum bir de. Düşün abi Mobile Legends videosu var YouTube'da amına koy. En azından öğretici, eğitici bir yayın yapmış burada. Bir şey söyleyeyim, o videoyla karşılaştığım gün şoka girmiştim ya. Düşün abi düşünün. Mobile Legends. Çok alakasız bir ikili ya. Bir de şey diyor, Mobile Legend falan diyor. Ona koptum ya. Mobile Legend. Arkadaşlar, bir like'ımızı esirgemeyelim. Tıklayalım, like'ımızı esirgemeyelim. Like'layalım bol bol. Google kardeşimizin kanalındaki videomuza bakalım. Teşekkür ederim. Google'cum devamı da gelsin. Anlatabiliyor muyum? YouTube'a sesleniyorum ha. YouTube'dan izleyen arkadaşım. Gelsene canlı yayınlara bir girince alışıyorsun. İleri almaya çok alışmışsın sen. Hayatı anı yaşaman lazım. İleri nereye kadar ileri? Gel anı da yaşa yani. He illa YouTube'dan izleyeceğim diyorsan oralara like'la. Bütün thumbs up'ların hepsine bas. Like gördüğün her yere bas. Bizim kanalda abone ol. Instagram'a tıkla. Twitter'a gel. Gidebileceğin bütün linkleri koyuyoruz zaten o aşağıya. Hepsine tıkla ilerle.